Merhaba değerli Medyaskop izleyicileri. Ben İpek Yezdani. Uluslararası Basın Enstitüsü ve Medyaskop işbirliğiyle hazırlanan gazeteci programıyla yeniden karşınızdayız. Malum gündem sıcak. Orta Doğu'daki maalesef her geçen gün yüzlerce binlerce sivilin hayatını yitirdiği savaş devam ediyor. Ve maalesef yaşamını yitirenler arasında çok sayıda gazeteci de var. Peki çatışma gazeteciliği yapmak nasıl bir şey? Gazeteciler bu tür çatışma sahalarında kendilerini nasıl koruyabiliyor ya da ne oluyor da bu şekilde İsrail'in saldırılarında ölen gazeteciler gibi hayatını kaybediyor? Bu konuları konuşmak üzere çok değerli bir konuğum var. Gazeteci, akademisyen Doktor Can Ertuna bizimle birlikte. Can, hoş geldin gazeteci programına. Hoş bulduk İpek. Teşekkür ederim davet ettiğin için. Şimdiden iyi yayınlar olsun ikimize de. Ben teşekkür ederim katıldığın için. Biraz dilim sürçtü. Başta seni tanıtırken özür diliyorum. Şimdi malum ortalık toz duman. Gerçekten şu anda Orta Doğu'da yaşananlar, İsrail'in Gazze bölgesine günlerdir devam ettirdiği saldırılar açıkçası gazeteci olarak bizim gündemimizde de başka bir şey olmasına izin vermiyor. Ama bir yandan da mesleğimizi yapmaya devam etmek zorundayız ve mesleğimizi yaparken de bazı tabii ki meslektaşlarımız sahada olmak zorunda. Sen yıllarca çatışma sahalarında gazetecilik yaptın ve bu tarz savaşları da takip ettin. Öncelikle şunu sormak istiyorum, kendi deneyimlerinden yola çıkarak bir sahada olduğun zaman, böyle bir çatışma sahasında olduğun zaman önceliğin gazetecilik mi oluyor, yoksa orada bir şekilde hayatta kalmak mı? Şimdi her ikisi aslında birbiriyle bağlantılı. Yani hayatta kalamazsan habercilik yapamazsın. Ya da yaralanırsan habercilik yapamazsın. Ya da gözaltına alınırsan habercilik yapamazsın. Dolayısıyla şöyle bir yabancılaşma elbette ki sahaya indiğin andan itibaren oluyor. Bize en sık sorulan soru budur. Korkmuyor musunuz? Ya da yaşadığınız, tanık olduğunuz öykülere karşı veya yaşadığınız o acı, ızdırap, yoksunluk ve sefalete karşı nasıl bir şekilde ruh sağlığınızı koruyorsunuz diye. Dedim ya bir yabancılaşma oluyor diye. Elbette ki orta ve uzun vadede bu yaşanılan korku verici anların, acı ve zaman zaman hakikaten ıstırap verici anların bir bedeli oluyor ve bu bedeli her gazeteci farklı şekillerde ödüyor. Ancak kısa vadede alandayken hem benim yaşadığım hem de yakın dostlarımdan gözlemlediğim o haber yapma telaşı, o güç koşullarda çoğu zaman iletişim olanaklarının dahi en alt seviyeye indiği ortamda o haberi merkeze ulaştırabilme, izleyicilere, dinleyicilere ulaştırabilme telaşı bir anlamda gözüne bir şekilde perde inmesini sağlıyor. Bunu foto muhabiri bir dostum şöyle açıklamıştı. Yani hakikate vizörün arkasından bakarken, kamera vizörünün arkasından bakarken onunla arama bir mesafe koyabiliyorum. Ancak o kamerayı indirdiğim andan itibaren hakikat çok vurucu bir biçimde, çok yıpratıcı bir biçimde karşıma çıkıyor. Bu sadece foto muhabiri ya da kameraman olman gerekmez İpek. Sen de sahada doğrudan sıcak çatışmada olmasa bile sıcak çatışmaların yaşandığı bölgelerde insani felaketlere tanıklık etmiştin. İnsanın, Evet. sahadaki muhabirin, gazetecinin bununla yüzleşmesi biraz daha yanılmıyorsam orta vadede oluyor. Ve şunu da söyleyebilirim, hayatta kalma çabası açıkçası ne kadar deneyimli olursan ölümden, yaralanmadan ya da işte gözaltına alınmaktan, tutuklanmaktan daha çok korkuyorsun. Çünkü çok fazla örneğe tanık oluyorsun çevrende. Senin çok fazla başına iş gelmiş oluyor, çok fazla badire atlatmış oluyorsun ve duyarlılığın, farkındalığın daha çok artıyor. O yüzden savaş ve çatışma bölgelerinde deneyimli isimlerin çalışması çok çok önemli. Bu işin hayatta kalma güvenlik meselesi. Ancak belki ileride değiniriz. Deneyimli isimlerin yaptığı haberlerin niteliği de farklı oluyor ve daha üst düzeyde, üst Kesinlikle. kaliteli haberler yapabiliyorlar.
Son olarak şöyle söyleyip pası yeniden sana atayım. Yaşadığımız şey çok sıra dışı bir süreç İpek. 2023 yılı 7 Ekim'den beri yaşadığımız. Ölen, biz bu programın kaydını 8 Ekim öğleden sonra saatlerinde alıyoruz. Ölen, öldürülen gazeteci sayısı Bosna Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Yani daha bir ay doldu dolmadı 39 gazeteci öldürülmüş durumda. Sekiz Hayatını kasım. kaybetmiş Evet. durumda. Evet, ve bu kadar sayı ancak yıllar süren Bosna Savaşı'nda karşımıza çıkmıştı. Düşün olayın ve şiddetin boyutlarını ve gazetecilerin karşı karşıya olduğu sürecin, travmanın boyutlarını. Bu öldürülen gazetecilerin ezici çoğunluğunun da Filistinli meslektaşlarımız olduğunu altını çizmek lazım. Gerçi 7 Ekim'deki Hamas saldırısında İsrail'in güneyinde o sırada evlerinde olan bazı İsrailli gazeteciler de öldürülmüştü. Ancak 30'undan fazlası Filistinli. Ve hatırlarsın İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği bir saldırıda bir Lübnanlı gazeteci öldü. Çok sayıda gazeteci de yaralanmıştı. Dolayısıyla böyle bir süreçte ben açıkçası kariyerimde, aktif kariyerimde ilk defa karşılaşıyorum. Bu üzerine düşünülmesi gereken bir konu. Bir diğeri de ben daha önce Gazze'ye 3 kez gittim İpek. 2010 yılında bir çatışma yoktu ama Mavi Marmara'nın hemen arkasından gitmiştik. Türkiye-İsrail ilişkilerinin en derin krizini yaşadığı dönemde. 2012 savaşına gittim. 2014 savaşına gittim. Bunları ağırlıklı olarak Gazze'den takip edebildim. Bu sefer Gazze'nin içinde iki grup gazeteci dışında kimse yok. Birincisi yerel gazeteciler ve çok sayıda ölüm yaşıyorlar. Aileleri öldürülüyor, kendileri öldürülüyor. İkincisi daha önceden bölgede bir şekilde temsilci bulunduran uluslararası kuruluşlarla çalışan bir avuç gazeteci. El Cezire, CNN ve BBC'den bahsediyorum. Ama Evet. sayıları bir elin parmağını geçmiyor. Üçüncüsü son dönemde gördüğümüz bir diğer olgu. İsrail ordusu Gazze'nin içlerine ilerledikçe iliştirilmiş bazı gazetecileri de kendi birliklerinin yanına aldı ve işte Afganistan ve Irak'ta gördüğümüz örneklerde olduğu gibi iliştirilmiş gazetecilik pratiğini sahaya sürdü. Lafı uzattım, sorunu bekliyorum. Estağfurullah. Yok, estağfurullah, olur mu? Son derece önemli bilgiler bunlar. Senin de dediğin gibi ben de çatışma bölgelerinde gazetecilik yaptım. Her ne kadar savaş muhabirliği yapmamış olsam da insani felaketlerin yaşandığı maalesef bir takım bölgelerde sahada muhabirlik yaptım. Fakat şöyle düşünüyorum. Sanki bilmiyorum sen katılır mısın benim bu gözlemime? Artık gazeteci olmak ya da sırtında üzerinde pres yazılı yeleğin olması sana bir koruma kalkanı oluşturmuyor. Yani sanki eskiden daha bir buna önem veriliyordu. Fakat şu anda hiçbir önemi kalmadı gibi görüyorum ben şu andaki durumu. Sen ne düşünüyorsun? Açıkçası bu kırılma aslında daha önceki savaşlarda ve çatışmalarda yaşanmaya başlamıştı. Bu ilk defa değil. Yani İsrail'in bölgedeki diğer savaşlarında da gazetecilerin hedef olabildiğini biliyoruz. Yani bundan 2 yıl önce yanılmıyorsam Gazze'de El Cezire'nin ofisinin bulunduğu bina da hedef alınmıştı. Gazetecilerin doğrudan hedef alınmadığını söylese bile İsrail. Zamanında Anadolu Ajansı'nın olduğu binanın hedef alındığını bu bölgede. Ama esas büyük kırılma şurada başladı. Düzenli ordularla biraz daha düzensiz silahlı güçlerin çatışmaya başladığı dönemlerde, yani işte Irak Savaşı'nın sonrası ya da Suriye'deki o artık vekalet savaşı mı, iç savaş mı denir, bu uzun tartışmalara gebe bir konu. Oralarda gazeteciler artık özel olarak hedef alınmaya, hedef seçilmeye başlandı. Bunun bir iki sebebi var tabii. Evet. Bir tanesi oradan sağlıklı haber akışını engellemek. Bir diğeri Evet. gazetecilerde meşru hedef ve propaganda, yani gazeteci öldürmek de propaganda aracının, aygıtının bir haline, durumu haline geldi. Bu da bir diğer dikkat çekici konu. Dolayısıyla çok 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 amiyane bir tabirle gazetecilerin hayatı elinde silah tutan kuvvetler tarafından gitgide ucuzlaştırıldı. Yani eskisi gibi gazetecilere o pres yazılı yelek ya da üzerinde biz hep öyle yapardık. Plasterlerle TV yazardık otomobile. Yeri geldiğinde bir silahlı insan sava aracına hedef olmasın.
yeri geldiğinde uzaktan bir tank atışıyla vurulmasın ya da bir keskin nişancı ateşiyle vurulmasın diye. Bu ayrıcalığın, ki bu ayrıcalık gazeteciler çok kıymetli insanlar olduğu için değil, gazeteciler adeta yardım görevleri gibi bir kamu hizmeti yaptığı için hem ulusal ölçekte hem uluslararası ölçekte onlara tanınmış. Toplumu, dünya kamuoyunu bilgilendirerek bir kamu hizmeti yaptıkları için tanınmış bir ayrıcalıktı. Ancak bu ayrıcalığın çok çok önceden yitmeye başladığını görüyoruz ki bu son savaş siyasette, uluslararası hukukta ve insan hakları hukukunda birçok şeyi yeniden tartışmaya açacak gibi gözüküyor. Aynı zamanda gazetecilik ve basın özgürlüğü ve haber verme hakkı konusunda da çok önemli bir kırılmaya yol açtı. Gazeteciler açısından bu kadar kanlı olması nedeniyle basının bu kadar dokunulabilir, gözden çıkarılabilir ve bu sürecinde bu kadar tepkisiz bir biçimde geçiştirilebilir olması nedeniyle gibi gözüküyor pek. Evet, maalesef çok acı bir tabloyla karşı karşıyayız. Sen de bu tabloyu çok güzel bir şekilde anlattın. Bir de olayın şöyle bir boyutu var. Dediğin gibi şu anda gazeteciler hiçbir şekilde hedef gözetilmeksizin, yani gazeteci ya da değil şeklinde bir hedef gözetilmeksizin artık saldıran tarafın neredeyse hedefi haline geldiğinden dolayı sağlıklı bir haber akışı da mümkün olamıyor bazen bu bölgelerden. Özellikle de şu anda Gazze'den. Şu anda Gazze'den sağlıklı bir haber akışı için ne yapılabilir? Yani oraya haklı olarak medya kuruluşları muhabir ya da kameraman göndermek istemiyorlar. Çünkü bir bombardıman, bir işte hedef gözetmeksizin yapılan bir saldırı söz konusu. Nasıl bir sağlıklı haber akışına sahip olabiliriz biz o bölgeden? Şimdi Gazze gerçekten çok kanlı bir savaşa, çok büyük bir saldırıya sahne oluyor. Eşi benzeri az bulunur ölçekte. Yani şunla kıyaslayabilirim ancak Amerika'nın 2003'teki Irak işgalinden sonra belki sen de anımsarsın. Bir Felluce kuşatması ve Felluce saldırısı vardı. Şehir adeta kapatıldı ve Amerika'nın radikal olarak adlandırdığı unsurlarla mücadele etmek adına dümdüz edildiği bir savaş vardı. Belki de Gazze şeridini Felluce ölçeğinden daha büyük düşünecek olabilirsek adeta bir Felluce süreci yaşanıyor gibi geliyor. Şimdi şunu düşünüyoruz. Orada ben bir genel yayın yönetmeni olsam, haber müdürü olsam, elbette ki alanda, sahada muhabirimin olmasını, kameramanımın olmasını, foto muhabirimin olmasını çok isterim. Ancak onların böylesi riskli bir alanda güvenliğini garanti edemiyorsam eğer, bu vebali de kimse taşıyamaz. Ve fakat şunu da söylemekte fayda var. Örneğin çok uzun yıllara yayılan bir Suriye Savaşı'na biz de tanıklık ettik biliyorsun. Ve Suriye'de savaşı da özellikle Halep cephesi çok çok tehlikeliydi. Ateşin, saldırının, top mermisinin ya da keskin nişancı mermisinin nereden geleceği belli değildi. Bir takım gazeteciler çeşitli kısa süreli gir çık etkinlikleriyle yine de girip savaşın belli bir bölümüne mümkün olduğunca güvenli bir biçimde tanıklık edip geri çıkıp haberlerini yapabiliyorlardı. Keza Ukrayna'da ön saflarda, ön cephede haber yapılmıyor mu? Yani uluslararası haber kuruluşları, BBC, CNN, çok deneyimli savaş muhabirleri ve dünyada belki çoğu basın kuruluşlarının sahip olmadığı lojistik imkanlarıyla haber yapmıyorlar. Oralarda çok tehlikeli noktalar. Bir şekilde yapılabiliyor. Tabii burada şunu da gözetmek lazım. Biz hep Gazze'ye Erez sınır kapısını kullanarak gitmiştik. Şimdi Gazze'ye girmenin yolu ya kuzeyden, İsrail'den Erez sınır kapısından geçersiniz ya güneyden Refah'tan geçersiniz. Buraların da kapalı olduğunu görüyoruz. Bir üçüncü konu, Ukrayna'ya giden ya da Suriye'ye giden uluslararası haber kuruluşlarının muhabirleri ya da haber kuruluşlarının bakış açısı oradaki kendi deyimleriyle muhalif, Suriye devletinin aslında terörist olarak nitelendirdi ya da Rusya'nın neonaziler olarak nitelendirdi resmi söylemde rejimleri güçlerle veya Ukrayna ordusuyla veya Suriyeli milis kuvvetlerle iliştirilmiş bir biçimde gidiyorlardı ama
Şimdi paradigmaya baktığımız zaman, güncel dengeye baktığımızda sen düşünebiliyor musun? Herhangi bir batılı haber kuruluşu bir şekilde Hamas ya da İslami Cihat ya da oradaki bir diğer örgüt olarak bilinen, zayıf olsa da hala temsiliyeti olan sol örgütlerden Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne iliştirilmiş bir biçimde o bölgede haber yapıp bunu duyurabilecek. Yani Asla düşünemiyorum. Batı basınının veya küresel ana akım medyanın tarafsızlığına dair en yüksek tondan soruların sorulduğu böylesi bir dönemde böylesi bir şey sadece savaş alanına erişebilmek açısından meşru mudur? Geriye tek bir alternatif kalıyor. O alternatif, aslında iki alternatif kalıyor. Ya İsrail ordusuna iliştirilmiş bir biçimde son dönemde oldu ve sanırım ileride sık sık göreceğimiz şekilde haber operasyonları girmeli çıkmalı düzenlenecek. Ya da dengelemek için sosyal medyadan gelen videolar, fotoğraflar bir şekilde doğrulama süzgecinden geçirilerek bir dengeleme mekanizması kullanacak. Ama enteresan bir haber gördüm, onu da söyleyeyim. Mesela BBC World alandaki çatışmayı Hamas'ın propaganda videosunu, ki bunu da yazmışlardı, İşte kaynak Hamas. Hamas Evet. Medya Ofisi onu kullanarak bir şekilde, bakın bu da Hamas tarafından ya da Gazze Evet. tarafından savaşın nasıl gözüktüğü diye veriyor. Şimdi siz bir yandan iliştirilmiş olmayı zaten söz konusu değil. Zaten çok büyük oranda hedef olacaksınız. Ama diğer taraftan da o kadar malzemeden ve savaş alanına uzaksınız ki, eğer İsrail'in açtığı pencere olmazsa, yeri geldiğinde o çapraşık bir biçimde, ironik, acı bir ironi sonucu olarak yer yer Hamas'ın verdiği videoları da kullanıyorsunuz. Gazetecilerin alanda olmaması neyi doğuruyor? Çok kısaca artık noktalayacağım İpek, ama Vefa Hastanesi vuruldu. Yani Vefa Hastanesi'nde siviller de öldü, biliyorsun. Evet. İlk yaygın anlatı İsrail Hava Kuvvetleri vurdu şeklindeydi. Daha sonra hayır dedi, New York Times açıklama yaptı, CNN'in doğrulaması, Associated Press'in kendi doğrulama ekipleri. Gözüken o ki İsrail hava saldırısı değil, ancak bu işte arıza geçiren bir İslami Cihat roketi olabilirdi dendi. Alanda gazeteci olmadığı için bu olay büyük bir belirsizlik içinde kaldı. Yani İsrailliler Doğru. yaptı. Herkes kendi meşrebine göre bir doğrulama süreci yürüttü ve süreci böyle yönetti. Karşılıklı bir propaganda mücadelesine döndü. Halbuki alanda gerçekten faaliyet gösteren gazeteciler olsa, öylesi bir saldırının en somut delili nedir? Bulunan bomba ya da roket ya da füze parçalarına dair bir soruşturma yürütmektir. Onların görüntüsü ele geçebilse, onlara dair bir fikir yürütebilse, bu tablo çok daha net aydınlanabilirdi. Ya da şunu söylemek istiyorum, şöyle kapatmak istiyorum. Savaş sadece sayılar değildir. Savaş şu kadar sivil öldü, bu kadar militan öldü, bu kadar asker öldü üzerinden anlaşılamaz. Savaş o ölen insanların hikayesidir. Alanda derinlemesine o insan hikayelerini, Gazze'deki insan hikayelerini işleyen gazeteciler olmadığı sürece, orada hayatını kaybedenler ne yazık ki sadece birer sayı olarak kalıyor. Dolayısıyla savaş ve çatışma haberciliğinin sadece kim kimi vurdu, kim hangi silah kullandı, kimin sayısı daha fazla artıyor şeklinde oldukça yüzeysel ve aslında barış orta ve uzun vadede, kısa vadede ateşkes veya orta ve uzun vadede barış çağrısı yapabilecek kadar gazetecinin önemli bir görevi de şu değil midir? Elbette hard facts dediğimiz olguları sıralar, ancak aynı zamanda insanların birbiri hakkında empati yapmasını sağlar. Bu da gazetecinin görevlerinden bir tanesidir. Siz insan öyküsü anlatmazsanız, insanlar empati kuramazsa, o insanlar belki de konu hakkında bilgisi olmayan ya da henüz oluşan o saflara, kutuplara ayrışmamış insanlar, orada yaşanan, oralarda yaşanan acıların boyutlarını içselleştirmezlerse, karar alıcılar, hükümetler, yasa yapıcılar, parlamentolardan barış talebi konusunda baskıcı olmayabilirler ve barış da gecikebilir. Alanda yapılan iyi bir gazetecilik olmazsa o barış gecikiyor. Tam tersine, alanda yapılan kötü gazetecilik de savaşı uzatıyor ve propagandanın bir aygıtı haline geliyor.
bilmiyorum, senin de sanırım görüşlerin paraleldir diye düşünüyorum bu kadar deneyimli bir gazeteci olarak. Estağfurullah, çok teşekkür ederim. Kesinlikle senin gibi düşünüyorum tabii ki ben de. Sen de son derece deneyimli bir gazetecisin. Zaten o yüzden seni dinlemek de gerçekten benim için de ayrı bir zevk. Çünkü hani kaliteli haberciliğin yapılması için aslında nasıl bir yol izlenmesi gerekiyor? Bunları senin gibi deneyimli gazetecilerden dinlemek benim için gerçekten bir zevk ve umuyorum ki hem izleyicilerimiz hem de genç meslektaşlarımız da senin bu söylediklerinden faydalanacaktır diye düşünüyorum. Öte yandan sayılarla ilgili verdiğin bilgi de çok önemli. Yani savaş gerçekten istatistik ve şu kaç kişi öldü, şu kadar kişi yaralandı haberi yapmak değildir, savaş haberi yapmak demek. O insanların, ölen insanların hikayelerini yansıtabilmek önemlidir. Fakat özellikle bu Gazze, İsrail-Gazze Savaşı'nda ilk başta yani Hamas'ın ilk saldırısının gerçekleştiği 7 Ekim gününden sonra insanların oradaki kaçırılan ya da öldürülen insanların yavaş yavaş hikayelerini öğrenmeye başladık ve onlarla empatik kurabildik gerçekten. Fakat öte yandan İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda her gün yüzlerce insan ölüyor. Fakat biz bu insanların hikayelerini öğrenemediğimiz için artık olay gitgide yok, bugün 100 kişi öldü, bugün 200 kişi öldü. Gitgide olay buna dönmeye başladı ve böyle olunca da insanlar empatik kuramıyor ve bir süre sonra duyarsızlaşmaya başlaması tehlikesi var kamuoyunun. Şu anda Evet. kamuoyunda çok fazla tepki var. Uluslararası kamuoyunda da var. İsrail'in saldırılarına karşı çok fazla tepki var. Fakat biz gerçekten gerçek anlamda bir gazetecilik yapamazsak, yani biz derken bütün gazetecileri ve medya kuruluşlarını kastediyorum. Bu işte şu kadar kişi öldü, bu kadar kişi yaralandı haberlerinin gitgide kanıksanması gibi bir tehlike söz konusu olabilir. Bu anlamda gazeteciliğin önemini tekrar dikkat çektiğin için çok teşekkür ediyorum. Son olarak şunu sormak istiyorum kapatmadan önce. Tarafsızlıktan bahsettin. Şu anda uluslararası basına baktığımız zaman hem Batı basınında hem Doğu basınında çok taraflı bir coverage demek istemiyorum. Çok taraflı bir Yayıncılık haber... politikası. Evet. Yayıncılık, evet, çok taraflı bir yayıncılık politikası olduğunu görüyoruz. Sen ne düşünüyorsun? Yani nasıl yaklaşılması gerek? Uluslararası, özellikle uluslararası basın kuruluşlarındaki gazetecilerin tarafsızlığını koruması için ya da ulusal da olabilir. Ne yapması gerekiyor? Şimdi gazetecilik bir tek kişilik şov değil İpek. Sen de çok iyi biliyorsun. Yani bir gazeteci, bir muhabir alanda her yerde olamaz. Örneğin siz alana bir gazeteci gönderiyorsunuz, bir batılı haber kuruluşundasınız ve o Gazze'ye geçemiyor, İsrail'in güneyinde. Ama sizin alanda o muhabirinize bir şekilde haber merkezi olarak dengelemeniz gerekiyor. Yani bu bir aslında kolektif bir iş gazetecilik. Veya örneğin bir muhabiriniz Gazze'de duruyor ama siz aynı zamanda İsrail'de insanlar ne düşünüyor, onu da bir şekilde yansıtmanız lazım. Burada politik angajmanınız, ideolojiniz, kimi zaman hissiyatınızın ne olduğu önemli değil. Siz eğer toplumları bilgilendiremezseniz bir süre sonra insanlar neden neredeyse her 2 senede bir binlerce kişinin Gazze'de öldüğünü, neden o roket saldırılarının yıllardır kesilmediğini ve neden bu son Gazze saldırısı ne kadar kanlı olursa olsun o bölgede barışın sağlanamayacağını ve aslında belki de İsrail'in güvenliğin de bu yöntemlerde sağlanamayacağını anlayamazlar, bilemezler. Dolayısıyla ben savaş haberciliği için hep şöyle derim. Alanda olan muhabir sadece alanın çok kısıtlı bir kısmını görür. Yani bulunduğunuz sokak kadardır belki vizyonunuz sadece. Veya üzerine çıktığınız çatıdan görebildiğiniz manzara kadardır. Mikrofon uzatabildiğiniz kişilerin görüşleri kadardır. Veya işte beraber hareket ettiğiniz askeri güç ya da silahlı güç neyse onların sizi götürdüğü yer kadar görürsünüz. Ama elbette ki savaş alanı ya da o çatışma alanı diyelim. Çünkü savaşlar
uzun süren politik, siyasi, toplumsal çatışmaların ürünüdür, değil mi? Çok daha büyüktür, çok daha kapsamlıdır. Dolayısıyla kolektif olarak eğer bir niyetiniz varsa siz alana erişememeyi ya da yeteri kadar erişememeyi bile dengeleyebilirsiniz farklı kaynaklardan destek. Artık elimizde dijital teknoloji var. Akıllı telefonlar, internet teknolojisi, yavaş işlese de geç gönderilebilen videolar, sosyal medya. Dolayısıyla sadece Gazze'ye erişemiyoruz, insan hikayelerine ulaşamıyoruz gibi değil. Senin de söylediğin gibi çok ciddi bir takım toplumsal, kültürel, siyasal angajmanlar çeşitli yerlerde devreye girmiş durumda. Zaten İsrail-Filistin meselesi olduğunda özellikle ana akım Batı medyasının ne kadar tarafsız olduğu hep sorgulanırdı. Bu akademik çalışmalara, o kurumlarda görev yapıp ayrılan gazetecilerin hatıratlarına kadar yansımıştı. Ve fakat bu çok daha derin bir biçimde taraflı yayıncılık ne yazık ki görüyoruz. Açıkçası ben hep söylemiştim farklı mecralarda da. Bir İsrail gazetesi olan Haaretz en azından ilk bir hafta o kadar göreli tarafsızlığa yakın yayın yapmıştı ki Evet. CNN, New York Times, BBC'den çok daha farklıydı. Dı Kesinlikle. diyorum, farkında mısın bilmiyorum. Onların da yayın çizgisi gitgide değişti. Evet. Çerçevelemesi ve seçtikleri haberler gitgide değişti. Biraz daha İsrail devletine yakın hale geldi. Yine Bir de bu uyarı almış olabilirler. mevcut haliyle bile örneğin Türkiye'de düşünülemeyecek seviyede bir dengeli yayıncılık yapıyorlar. En azından kaç sivil Gazze'de ölüyor, yardım gidiyor mu gitmiyor mu bunu haberleştiriyorlar manşette olmasa bile. Ama Batı Kesinlikle. basının da şundan bahsetmek lazım. Uluslararası meslektaşlarımızla konuştuğumuzda örneğin en büyük korkuların şu olduğunu söylerler. Bilmiyorum senin kulağına hiç gelmedi mi? Söz konusu olan İsrail-Filistin meselesi olduğunda İsrail devlet politikalarını ya da Siyonist politikaları eleştirdiğinde yediğin bir damga var. Doğru. Antisemitist yani ırkçısın. Doğru. Ve bu damgayı Evet. yersen medyada barınman ya da bir entelektüelsen akademide, kültür ortamında barınman çok zor. Doğru. Dolayısıyla iki devlet arasında, daha doğrusu iki yapı arasında, İsrail ile Filistin arasında asimetri sadece silah gücünden, ateş gücünden kaynaklanmıyor. Kişi başına düşen gayri safi milli hasıladan, teknolojik farklardan kaynaklanmıyor. Halkla ilişkiler açısından da, propaganda açısından da çok büyük bir asimetri var. Dolayısıyla mevcut Kesinlikle. tabloya biraz da bundan bakmakta, buradan bakmakta fayda var. Bu asimetri yıllardır vardı ve bunun üzerinden tanımlanmış kültürel kodlar, gazetecilik kodları, otosansür mekanizmaları çok da derinleşti. Çünkü İsrail tarihinde hiç bu kadar trajik bir saldırıyla ve bu kadar büyük bir travmayla karşılaşmamıştı. Dolayısıyla zaten hali hazırda güç olan, tarafsız habercilik olanakları dar olan iyice daralmış durumda. Bu işin bir yönü. Diğer yönüne baktığımızda İsrail eleştirisinin özellikle sen Doğu dedin ama yani işte Güney, küresel Güney'de ve yer yer Türkiye medyasında bunun içine katabiliriz. Filistin meselesine ağırlıklı olarak herkes için demiyorum bir dini aidiyet üstünden okuyanlar tarafından Filistin meselesinin de marjinal bir kesimden bahsediyoruz ama gerçekten de Yahudi karşıtlığı ve bir ırkçılık üzerinden araçsallaştırıldığı da bir olay. Doğru. Dolayısıyla ne bu kafayı kuma gömüp bunu tarihsel bağlamı olmayan sanki 1947-48'de başlamış bir süreç değilmiş. Sadece 7 Ekim'de başlamış bir süreçmiş gibi ilk taşı kim attı üzerinden okuyan bir habercilik anlayışı. Ne de bunu dini aidiyetlerden ya da ideolojik aidiyetlerden okuyan bir habercilik anlayışı. Valla şöyle söyleyeyim, ne Filistinlilere orta ve uzun vadede ne de barış isteyen İsraillilere fayda getirmeyecek gibi gözüküyor. Çünkü barışın yolu birbirinin sesini duymak, birbirinin haklarını tanımak. Bunu yaparken de sadece kim kimi öldürüyor, elbette ki o bir olgu ama kim haklı, kim haksız meselesini tartışırken bu 7 Ekim'den başlamaz, 1947-48'den başlar ve karşı tarafların karşılıklı suçlarını da görmezden gelerek halının altına süpürerek de tam anlamıyla bir barış umudu, sürdürülebilir bir barış umudu söz konusu olamaz. En fazla bir ateşkes çağrısı yapabilirsiniz. Bu da 2 sene, 3 sene sonra çok büyük insani
dramların, trajedilerin yeniden yaşanmasını beraberinde getirir diye düşünüyorum İpek. Evet, Can, maalesef gerçekten çok başta da söylediğimiz gibi çok acı ve çok vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Sen de bu tabloyu gazetecilik açısından çok güzel ele aldın ve değerlendirdin. Diliyorum ki bir an önce bölgeye barış gelsin, ateşkes ilan edilsin ve en önemlisi de sivil ölümleri, insan ölümleri bir an önce dursun diye diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum tekrar katıldığın için ve değerli görüşlerin için. Ben çok teşekkür ederim. Buradan eğer günün birinde veya sesimiz giderse gerçekten orada çalışan yerli yabancı tüm meslektaşlarımıza kolaylık, can güvenliği açısından, duygusal travmalar açısından ve dengeli habercilik yapabilmek açısından çok zorlu bir zaman içindeler ve çok büyük bir ateş çemberi içindeler. Hepsi sağ salim eve dönebilsin. En büyük dileğim bu. Kesinlikle bu dileğe katılmamak mümkün değil. Ben de dileğine %100 katılıyorum ve bütün sahadaki meslektaşlarımıza kolaylıklar diliyorum, can sağlığı diliyorum. Ve bu şekilde de bir gazeteci programının sonuna gelmiş olduk. Tekrar teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, Uluslararası Basın Enstitüsü ve Medyaskop işbirliğiyle hazırlanan gazeteci programımız burada sona erdi. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.